Babu cem'i's suveri fi rak'atin. Bir rekette sureleri cem etmek var mıdır yok mudur? Bu da ihtilaflı. Bir rekette iki sureyi cem edip okusa caiz midir değil midir? حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو العالية diyor ki Peygamber Efendimiz'den eşiden bir adam bana haber verdi. Yani ashabtan bir kimse haber vermiş ama onun ismini zikretmiyor. Ya adam unutmuş yahut da bir hikmeti ama onu zikretmiyor. Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Olan adam ona haber vermiş. Yekulu, o eşiden adam derdi ki لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ her bir sure için bir rekat olucudur. Her bir surede bir rekat. Demek ki iki surede iki rekat olacak. Bundan anlaşılıyor ki bir rekatte iki sure okumak caiz değil. Mesela Elem Tere'yi okudun, İlafi'yi beraber okuyamazsın. Niye? Her bir surenin bir rekati vardır. Elem Tere'yi okudun, o namazı bitireceksen, ondan sonra kalkacaksın, lilafi için de başka rekat kılacaksın. Böylece. Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i İyâd, kâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye, kâle ahberena Asimul Ahvel, an Ebil Aliye, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu'l Aliye Resulullah Efendimiz'den bizzat kendisi rivayet etti bu sefer. Yani arada bir sahabeyden işittiğini söylemiyor. لِكُلِّ سُورَةٍ رَكَةٍ her bir sure için bir rekat olurdu. Dedi. Aynı hadisi şerif. Yalnız birincisinin ravisi Ebu Bekir'e, ikincisinin ravisi Süleyman ibn-i Şuayb. قَالَ فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِبْنِ سِيرِينَ Ebu'l Aliye diyor ki ben bunu getir Muhammed ibn-i Sirin'e zikreyledim. Kale, evet. Fekale, ibn-i Sirin buyurdular ki, Esemmâ leke, o sana isim verdi mi? Men haddese ona bu hadisi kim söylemiş? Kultu da ben dedim ki hayır. Hadisi kim rivayet edilmiş? Onu söylemedi bana. Kale, efelâ tes'eluhu, ona sormaz mısın? Bu hadisi kim rivayet etti? Soracaksın dedi. فَسَأَلْتُ Evet. Ben ona gittim sordum. فَقُلْتُ dedim ki مَنْ حَدَّسَكَ Sana bu hadisi kim rivayet eyledi? فَقَالَ dedi ki اِنِّي بَنْ لَاَعْلَمُ Tekid edebilirim. Ben tekid ile getirdi. Ben muhakkak bilirim. مَنْ حَدَّسَنِي bu hadisi bana rivayet edeni ben bilirim. وَفِي اَيِّ مَكَانٍ حَدَّسَنِي Nerede rivayet eyledi onu da bilirim. وَقَدْ كُنْتُ اُصَلِّي Ben kılarım. بَيْنَ عَشْرِينَ 20 adam arasında kılardım. Böyle namazı حَتَّى بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثَ Hatta bu hadise bana erişti. Yani o sormuş ki sen şüphelenmiş İbn-i Sirin ki belki bu rivayetin aslı yok. Git sor demiş. O da gitmiş sormuş. O demiş ki evet. Rivayet eden adamı da biliyorum. Nerede rivayet eyledi. Hatta ben 20 adamın içinde bu namazı kılıyordum. Bana de bu hadis bari oldu. Yani böylece rivayet sabit oldu. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavir buyurdu ki فَذَهَبَ اِلَى هَذَا قَوْمٌ Ulemadan bir kısım buna sahip oldular. فَقَالُ buyurdular ki لَا يَنْبَغِي لِلْرَّكُلِ Bir adama layık olmaz. اَنْ يَز۪يدَ زِيَادَيْدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ Namazının her bir rekatinde ziyade etmesi layık olmaz ala suretin bir sure üzerine ma'a fatihatil kitab fatiha-i kitab ile beraber. Fatiha'yı okuyacak, o zaruri. Fatiha'dan sonra da bir sure okuyacak. O bir sure üzerine ziyade okuması layık değildir. İşte bu, bak bu bir mezhep. Ama bu mezhebe dört mezhepten hangisi zahip olmuş? Senlerin hiçbiri, dört imamdan hiçbiri zahip olmamış. Ya o zahip olanlar kimlermiş? Onların da isimlerini vermiyor. وَاَحْتَدُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunda ihticac ettiler. لِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis ile وَبِمَا رُوِيَانِ اِبْنِ عَمَرٍ Bir de Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir hadis ile ihticac ettiler. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadis de şu geliyor. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ يَعْلَى اِبْنِ عَطَرٍ
قَالَ سَمِعْتُ بْنَ لَب۪يبَ سَمِعْتُ بْنَ لَب۪يبَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِبْنِ عُمَرْ İbn-i Lebibe diyor ki, bir adam Abdullah ibn-i Emre dedi ki, اِنِّي قَرَيْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكَتِ Ben müfassali bir rekette okudum. اَوْ قَالَ dedi ki, فِي لَيْلَةِ يَقُتَ بِلْ gecede okudum. فَقَالَ ابْنِ عُمَرْ Abdullah ibn-i Emre dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَوْ شَاءَ دِلَسَيْدِ وَاَنْزَلَهُ قُرْآنِ اِنْزَلِ اَدَرْدِ كُمْلَةً وَاحِدَةً بِي دَفَدَ Cenab-ı Hak bütün Kur'an'ı bir defede inzal ederdi, dileseydi. وَلَاكِنْ فَصَّلَهُ Cenab-ı Hak tefrik etti. Yavaş yavaş inzal etti, azar azar inzal etti. Ne için? لِتُعْتَى verilsin. كُلُّ suretin her bir sure hazzaha kendi hazzı. Her bir surenin hakkı kendisine verilsin. O surenin hazzi nasibi de neden? مِنَ الرُّكُعِ وَسُجُودِ Rükudan sücuttan. Demek ki her surenin bir hazzi var. Yani bir rükû, bir sücud var. Öyleyse bundan da anlaşılıyor ki her rekette bir sure okunacak. Abdullah bin Ömer'in gövründen bu anlaşıldı. وَخَالَفَهُمْ Bunlara muhalefet etti. فِي ذَٰلِكَ Bu meselede aferun diğer alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا Buyurdular ki لَا بَاسَ بَيْسْ يُقْتُرْ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ Bir adam kadar. فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ Bir rekette kadar. مَا بَدَى لَهُ مِنَ السُّوَرِ Surelerden kendisine zahir olduğu kadar okuya, yani bir rekat kadar, onda da istediği kadar, bir, iki, üç, beş istediği kadar sureyi okuyabilir. İkinci mesele. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunlar da ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا اِبْنِ مَرْزُوكُ İbn-i Merzuk'un rivayetiyle. قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرْ قَالَ اَخْبَرَنَا كَهْمَسُّ بْنُ الْحَسَنِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قال عبد الله بن شقيق يقول كي قلت لعائشة رضي الله عنها حضرت عائشة dedim ki أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن Peygamber Efendimiz birbirine mukarin kılar mıydı es-süver sureleri yani bir rekette bir sureyi okur da peşindeki sureyi okur muydu قال حضرت عائشة buyurdu ki المفصل مفصل okurdu hangi bir sure yani birçok sureleri okurdu Hani kısari sureler var ya, kısari sureler nereden başlar? Kısari mufassal. Evet. Kısari şimdi mufassal. Kısari mufassal. Bunlar mufassal. Bir de tıvali mufassal var. Mufassal dedi mi? Kısari de dahil, tıvali de dahil. Bunların Resulullah Efendimiz hepsini okur diyor. Hangi iki sure? Bunları mufassal diyorlar. Evet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن حسين قال أخبرني إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود نهيك بن سنان عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه فقال ديدك قرأت المفصل بن مفصل أقدم الليلة بكجا يعني هو kısa surelerin, müfassalın, kısarın, ihtivalini okumuş namazda. Fekal Abdullah bin Mes'ud dedi ki Hezzen misle hezzis şair Hezzen ve haşiyede ne diyor? Hezzen misle hezzis şair bi fethil hayi ve teşdidi zalil müraceme ey serden ve ifraten fi sür'at yani sen böyle sür'atın ne gibi? Bir çuval arpayı getir, kış diye birden dök. Sen de Kur'an'ı getirdin, böyle arpa döker gibi döktün. Hezzen, böyle süratli okudun demek istiyorum. Niçin okudun? وَنَثْرَ مِثْرَ نَثْرِ الدَّقَلْ Hurmanın aşağısına dekal derler, onu topla çuvala koy, hayvanı mayvana yedirirler. Sen de böyle getirdin, o hurmanın çuvalından hurmaları boşalttığın gibi Kur'an'ı bu şekilde süratli okudun, dedi. اِنَّمَا فُصِّلَ Kur'an-ı Kerim tafsil edildi. Yani ayrı ayrı nazil oldu. لُتُفَصِّلُوا Siz de ayrı ayrı okuyasınız. لَقَدْ عَلِمْنَا Biz bildik. اَنَّزَائِرَ الَّتِي شُوَلْبِ نَزِيرَلَرِ ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَى Peygamber Efendimiz okurdu. Evet. اَشْرِينَ 20 ayet okurdu. Ne gibi? سُورَةِ الرَّحْمَانِ وَالنَّجْمِ Öyle okurdu. أَلَا تَعْلِيفِ بِنْ مَسُودِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Bu Rahman'la Necmi İbn-i Mesud'un telif üzerine öyle yapmıştı.
Rahman'ın peşine ve Necmi'yi yazmış kendi müsafinde. Küllü suretin fi reke. Her bir rekette iki sure okurdu. Evet. Ve zekeret duhani ve amme yetesâelûne fi reke. Bir rekette de duhani ve amme yetesâelûne zikretti. Yani Peygamber Efendimiz ikişer okurdu. Yani şimdi bundan ne anlaşıldı? Bundan da anlaşıldı ki bir reket bir şey, her rekette bir sureden fazla okunur ama iki sureden fazla okunmaz. Yani bundan bu anlaşıldı. Yani ikişer sureyi Abdullah bin Mesud'un rivayeti teçhiz etti. Hem de yani o 20 ayet olan sureler bile olsa iki sure, iki sure. فَقُلْتُ لِيْبْرَاهِيمَ Ben İbrahim'e dedim ki İbrahim'in lehayya. اَرَيْتَ مَا دُونَ ذَلِكَ Peki bu kadar okumasa da bundan aşağı okusa. Evet. كَيْفَ أَسْنَعْ مَا دُونَ ذَلِكَ Ben nasıl yapayım? قَالَ رُبَّمَا قَرَاتَ اَرْبَعًا فِي رَكَتِكَ Yani böyle 20 ayet kadar olmazsa okuduğun sure, Sure-i Rahman ve Necmi gibi uzun olmazsa, kısa olursa, kısa surelerde ne yapayım? Dedi ki 4 sureyi oku. Erba'an dedi. Ereyte madun-i zalik, yani madun-i zalik dediği surelerin ayetleri az. Eğer bunlar olursa bunu nasıl yapayım dedi. Keyf aslına fâle rubbemâ fâle erba'an fî raketin. Bir rakette 4 sure okusun. Şimdi bu rivayetler yukarı ki birinci mezhebe sahip olanlara reddiye oldu. Onlar dediler ki bir rekette bir sureden fazla okunmaz. Halbuki Abdullah bin Resul 4 sureye kadar tecviz etti ufak surelerde. Biraz daha uzun olursa 2 sure. Haddesene ibn-i Merzuh, kâle haddesene vehbun. Ha. Ve haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Davud. Kâle haddesene Şu'abetu an Amr ibn-i Murret'e, an Ebi Vâil'in enne racülen kâle l'abdillah. Ebu Vail diyor ki bir adam geldi Abdullah bin Mesud'a sordu ki inni karatul mufassale fi raketi. Bir rekette mufassali okudum. Yani o surelerin hepsini okumuş. Fekale dedi ki hezzen ke hezzi şair arfa çuvalını döker gibi Kur'an'ı öyle döktün yani süratli okudun. Lekad araften nezairelleti lekad araftu ben bildim en nezairelleti şulbin nezireleri ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu, yukarrini beynehunne onların aralarını tekrin ederdi birbirine. Misle nesli dekat, dekat, morur. Yani sen şiir okuyanlar hani birbiri peşini okur ya, yani şiir böyle okur gibi, şiir okur gibi mi okudun? Yahut da fırmayı çuvalından döktüğün gibi mi? Doğru, orada şair olsa arpa ama bu şiir olunca şiir. Şiir olması lazım. Mesul Dakal'dan önce yine var hocam. Ne? Mesul Dakal'dan önce yine Misle Hazzi Şiari. Şiari, şiari olacak. Şiari olacak, doğru. Hazzinki Hazzi Şiari. Şiari süratli okur gibi sen Kur'an'ı öyle okudun. Evet. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'idun kâle haddesena Hüseymün kâle haddesena Seyyarun an Ebi Vâilin an Abdillah mislehu. Salih ibn Abdurrahman da bu hadisi şerifi böylece rivayet ediyor. Gayre ennehu kâr yalnız bu ikinci rivayette geldi ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki elleti kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarrinu beynehunne sureteyni fî kulli rekat. Bu ikinci rivayette geldi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nezairi biz öğrendik. Yani her surenin iki neziresi vardır. Onları birbirine eşleştirir namazı okurdu. Her rekette iki sure. İşte yukarıda geçti. Neziresi neymiş? Rahman'ın neziresi ve Necmi. Duhan'ın neziresi Amme yetesâelûne. İşte bunları da Peygamber Efendimiz nasıl okumuşsa o nezireleri de belirlemişler. Yani biz bunları öğrendik, böyle okunur. Bir sureyi oku değil mi? Onun neziresi olan sureyi de onunla beraber oku. Bu mezhep de Zenderen, bu dört mezhebin hiçbirisi bunu da anlamıştı. Aşağıda gelecek. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud. Ha. Ve haddesene Fâtun kâle haddesene Ebu Gassan. Kâle haddesene Züheyru ibn-i Muaviye. An Ebi İshâk, an Elgâmete vel Esved. Kâle Elgâme ve Esved buyurdular ki Câ racülün ilâ Abdillah. Bir adam Abdullah bin Mesud'a geldi. Fekâle inni karâtul mufassale fî reketi. Ben Mufassal surelerini bir rekette okudum. Fekale buyurdu ki nesren ke nesri dekal. Evet, hurmaları sefer gibi septin.
ve hazzen ki hazzi şi'ri, evet, şi'ri serdeder gibi serdittin. Lakin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekun yef'alu ma fe'al, senin işlediğin işlemez idi. Kâne yukarrinu beyne kulli suretin, iki surenin arasını tekrin yapardı, birbirine birleştirirdi. Fî kulli rek'atin suretini, her rekette iki sureyi birleştirirdi. Fî kulli rek'atin, her rekette en-necmi ve'r-rahman, necmi ile rahmanı birleştirirdi. Fî rek'atin, bir rekette. İşşûne sure, 20 sure. Fî aşir rek'atin, 10 rekette 20 sure eder. İşte nezireyi de beyan ediyor ki ve'n-necmi ile ve'r-rahman. Şu anda 10 sure okuyacak olursa kaç reket olur? 10 rekette 20 suredir. İşşûne sure, 20 sure fi aşri rekaatin, 10 rekette. Haddesena Ebu Bekir tefâle, haddesena Ebu Umar ad-Darîf. Kâle ahberena Ebu Avâne an Süleyman el-A'meş, an Sa'id ibn Ubeyde, an el-Müstevrid ibn el-Ahnef, an Sıleta ibn Züfer, an Hüzeyfet ibn el-Yemân. قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله, ben bir gün Peygamber Efendimizin yanında namaz kıldım. فاستفتح سورة البقرة, Sure-i Bakara'ya başladı. فلما فرغ منها, Sure-i Bakara'yı namazda vakti bitirdi. استفتح آل عمران, Ali İmran'a başladı. Bir rekette Sure-i Bakara'yı bitirmiş, ondan sonra Ali İmran'da başlamış. Ama Ali İmran'ı hepsini okumuş mu, okumamış mı, onu beyan etmiyor. فَكَانَ اِذَا اَتَى عَلَى آيَةٍ, Resul-i Ekrem Efendimiz bir ayete geldi mi, öyle ayet ki فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ اَوِنَّارِ, orada cennetin yahut da narın zikru olan bir ayete geldi mi, وَقَفَ دُرُرْدِ, فَسَأَلَ, cennet ise cenneti isterdi, اَوْ تَعَوَّذَ, cehennem ise cehennemden Allah'a sığınırdı, اَوْ قَالَ يَخُدْ da buyurdu كَلَامًا, bir kelam ki هذا مَعْنَهُ, manası budur, yani aynı ibare değil de buna yakın bir ibare. İşte bundan da bir adam Kur'an okurken cennetin ismi geldi yahut da cehennemin ismi geldi, Kur'an'ı terk edip de cenneti istemesi yahut da nardan sığınması caiz midir, değil midir? Ölemanın bazısı caizdir diyorlar, bu hadisten istidlal ediyorlar. Resulullah Efendimiz yapmıştır, biz de yaparız demişler, bazıları de hayır. Bu Resulullah Efendimiz'e mahsustur yahut da nesk edilmiştir, caiz değildir, Kur'an'a devam edeceksin. O da aşağıda gelecek eve. Yani istidlal edenler bu hadisi istidlal ediyor. فَفِي هَذِي الْاَثَارِ, bu eserlerde orucudur ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, Resul-i Ekrem Efendimiz كَانَ يُقَرِّنُ بَيْنَ السُّورَتِينَ, iki surenin arasını birleştirirdi. فِي كُلِّ رَكَتٍ, her bir rakette. فَكَدْ خَالَفَ هَذَا, işte bu muhalif oldu. مَا رَوَى أَبُ الْعَالِيَ, Ebu Aliye'nin rivayet ettiğine muhalif oldu. Ve o dedi ki her sure için bir rekat orucudur. Halbuki bir rivayetlerde diyor ki her rekette iki sure Resulullah Efendimiz okudu. Öyleyse وَهُوَ, bu rivayet اَوْلَى, Ebu Aliye'nin rivayetinden daha evladır. لِسْتِقَامَةِ تَر۪يقِهِ, bunun senetlerinin doğru olduğu için ve وَسَحَّةِ مَج۪يهِ, vürudunun sıhhati için. Yani sened itibariyle bu daha doğru, daha sahih olduğunda bu rivayeti alırız dedi. Bu daha evladır. وَاَمَّا قَوْلُ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ, peki Abdullah bin Mesud'un kavline gelince اِنَّمَا سُمِّيَ الْمُفَصَّلُ لِتُفَصِّلُوهُ, Kur'an-ı Kerim niçin bu surelere müfassal denildi? Siz de ayrı ayrı okuyasınız diye. فَاِنَّ ذَٰلِكَ, bu قول انما سمي المفصل لتفصلوه لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم, Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiyor ki, kendisinin sözü bu. Abdullah bin Mesud'un kendisi bu hadis değil diyor. وقد يحتمل المحتمل olur ki en يكون ذلك من رأيه, bu söz Abdullah bin Mesud'un kendi reyinden olur. فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكْ مِنْ رَيِّهِ, eğer kendi reyinden ise, onu da iyice bilmiyoruz ya, ya kendi reyinden yahut da Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş ama zikretmiyor yani. Ben Resulullah'tan zikrediyorum demedi. Ya kendi reyidir, ya kendi reyinden olursa, فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَٰلِكْ,
Abdullah bin Mesud'a bu meselede muhalefet etti. Osman bin Affan. Osman bin Affan ona muhalefet etti. Radıyallahu anh. لَاَنَّهُ كَانَ يَحْتِمُ الْقُرْآنَ ف۪ي رَكَتِ Kur'an'ı bir rekette hatmederdi. Abdullah bin Mesud ne yaptı? Diyor ki hayır. Kur'an böyle sureler ayrı ayrı geldi ki siz de ayrı ayrı okuyasınız. Her rekette bir azami iki sure. Eğer o böyle dediyse diyor Abdullah Hazreti Osman Kur'an'ı başından sonuna kadar bir rekette okudu. Ona muhalefet etti. O sahabe ise o da sahabe. Eğer bu Abdullah bin Mesud'un kendi fikri ise o da sahabe, o da sahabe Hazreti Osman'ın reyi Abdullah bin Mesud'un reyine muhalif geldiği. Yok eğer Abdullah bin Mesud'un ki hadis ise ona ne diyeceğiz? Rivayet ise. Ve senezkürü zalike bunu biz zikrederiz ki ahire hazel bab bu babın sonunda inşallah inşallah zikrederiz diyor. Ve kadru ve yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi ki اَنَّهُ قَرَى ف۪ي رَكْعَةٍ bir rekette okudu min salatı subuh sabah namazını bir reketinde bibâdi suretin bir surenin bâsını okudu. Bu da sabit oldu. Bir sureyi hep de okumadı. Eğer her reket için bir sure olursa bir sureyi tamam okumak lazım. Halbuki Peygamber Efendimiz bir sabah namazında Kur'an'ın bir surenin bâsını okudu. Tamam da etmedi. Demek bu da caiz. حدثنا بذلك ابن مرزوق بني ده ابن مرزوق روايته لذي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج ها وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد ده روايته لذي قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'e hazır oldum غزات الفتح Mekke'nin fethi günü sabahleyi Mekke-i Mükerreme fethedildi. Ertesi sabah hazır olmuş namaza. Salata sub, sabah namazına hazır oldum. Feftetaha suretel mümin, sure-i mümine başladı. Felemma ata'ala zikri Musa ve İsa, Hazreti Musa ve İsa'nın zikrindeki geldi sure-i müminde. Musa ve Harun, yaşadın Musa ve Harun'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ehezethü su'latun. Peygamber Efendimiz'i öksürük tuttu. Feraka'a. Rükû'a gitti. Öksürük tuttu o gibi. Şimdi orada der ki, bak şimdi Resulullah Efendimiz'e öksürük geldi de onun için kesti. Yoksa öksürük gelmeseydi o süreyi bitirmek lazımdı. O birinci kavlün sahipleri iddia ederler. Fehim kâle kâilun bir adam dese ki innemâ feâle zâlik. Resulullah Efendimiz bunu işledi. Biz şûletilleti aradat lehu. Kendisine arız olan öksürük dolayısıyla sürenin bâsını okudu, bâsını fethetti. قيل له وانا denilir ki fakat ruvi anhu Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi annehu kana yaqra fi rak'atayn fajr sabah namazının iki rekatında okurdu ve ayeteyni minel Kur'an Kur'an'dan iki ayet okurdu fakat zekerna zalik bunu da biz zikrettik fi babil qira'ati fi rak'atayn fajr sabah namazının iki rekatında bu babda zikrettik ki Resulullah Efendimiz bir sure değil sabah namazında İki ayet okumuş, bu da var. Fe'in gâle gâilun dün okuduk, tekrar onu okuyalım. Fe'in gâle gâilun innemâ fe'ale zâlike lissu'letilleti aradattahın. Kîle lehu fekad rûvî anhu ennehu kâne yakrav fî rekatil fed fi âyeteyni minel Kur'an hâd zekernâ zâlike fî bâbil kirâet fî rekatil fed. Evet, dün getirdi, dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet geliyor ki okudu sureyi, hangi sureydi? Sure-i Mü'min. Suretül Mü'min'i okudu. Vaktaki Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın yahut Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un zikrine geldi. Öksürük geldi. Orada kesti. Rük'a gitti. Demek ki bir sureyi bitirmeden olurmuş. Birinci kavulda ne dedi? Her rekette bir sure okunacak. Resulullah Efendimiz sureyi tamam etmedi burada. Vak demek namaz caiz. Ona diyor ki, itiraz etse ki bu surenin bir kısmını okudu, bir kısmını terk etti. Bunun sebebi kendisine öksürük arz oldu da onun için. Onun için sureyi tamam etmedi, özür oldu. Öyleyse diyor, sen buna itiraz edersen ben başka bir delil getiririm. Resulullah Efendimiz başka bir namazda iki ayetine sabah namazını kıldırdı. Yani bir rekette bir ayet, bir rekette bir ayet yahut da bir rekette iki ayet, öteki rekette de iki ayet. Fakat
birinci mana daha muvafık. Yani iki ayet, iki rekette. Ayet, uzun ayetler olur mu ya? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir sayf olan ayet de var, yarım sayf olan ayet var. Evet, bundan kıldırdı diyor. Nitekim bunu biz, evet, sabah namazının bahsinde, kıraat bahsinde zikrettik diyor. وَقَدْ حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمِّلٌ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانُ أَبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرُ أَنْ رَجُلٍ هُوَ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانُ. Ebu Halid el-Ahmer bir adamdan rivayet ediyor ki o adam da kim imiş? Kudamete bin Abdurrahman. Evi bini Abdillah. Kudamete bin Kudame de babasının isminde ihtilaf var. Ya Abdurrahman ya Abdullah. En Cesrete binti Cücace. İşte bu kadın Cesre'den, Cücace'nin kızı Cesre'den rivayet ediyor. Halid Cesre dedi ki Semiyatü Ebu Zer radıyallahu anh. Ben Ebu Zer'i işittim radıyallahu anh. Kale ceale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kılardı. Yakırav okurdu yani. Ceale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakırav yani okur olurdu. Ceale kâne manasına. Ayeten min kitabillah. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okurdu. Biha o ayet ile yerke'u rükû ederdi ve biha anında yescudu secde ederdi. Ve biha o ayet ile yer'u okurdu. Bir ayeti alırdı, onu okurdu, rükû, secdeydi, yeni o ayetinden tamamlar. Bir tek ayet. İyi. Halbuki yukarıki birinci kevle sahip olanlar dediler, bir sure olacak. Yani bir sure olmadı. Resulullah Efendimiz bir ayette de namazı kıldırdı. Evet. Haddesena Abdülaziz ibn-i Muaviyete'l-Attabiyyü. Kale haddesena Ebu'l-Velid. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قدامة بن عبد الله. Şimdi bu rivayette Kudame'nin babasının Abdullah olduğunu tekit etti. Yukarı ki Ebu Bekir'in rivayetinde şüphelendi. Kudame'nin babası Abdurrahman mı Abdullah mı? Fakat Abdülaziz bin Maviye'nin rivayetinde diyor babası Abdullah. Yine kimden rivayet ediyor? An Cesrete binti Dücace. An Ebu Zerri radıyallahu anh. Yine Ebu Zerri'den rivayet ediliyor. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَالَ بِآيَةٍ bir ayette kıyam etti namazda. حَتَّى أَسْبَحَ Hatta sabaha kadar o ayeti okudu. Bütün namazlarında o ayeti okumuş. Bir tek ayet. اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ İşte bu ayetle sabahlamış. Tekrar etmiş, tekrar etmiş. Her namaz, her rekatinde bunu okumuş. Bunun manası Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak diyor ki seni ve anani ilah ittikaz ettiler. Sen mi bunlara söyledin? Bize ilah deyin de bize ibadet edin, tapın. Sen mi söyledin? Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi sen biliyorsun. Ben bunlara bunu söylemedim. Bunlar iftira ettiler. Bunlar yoldan saptılar. Ben bu günahtan beriyim. Bu Hristiyanların böyle yapmalarını ben emretmedim. Fakat onlar yaptılar. Ama onların bu günahlarına karşı فَاِنْ تُعَذِّبْهُمْ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ Fa yok mu başında hapsefendi? Yok. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ Sen onları azap edersense فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Onlar senin kullarındır. Bir adam kuluna istediği kadar azap eder. Niye? Asi olan kula efendisi kötek vurur, döger, istediğini yapar. Binaenaleyh bu Hristiyanlar da bu günahı iftikap ettiler. Sele şerif koştular. İstersense bunlara azap edersin. Senin meşiyeti ilahiyene bağlıdır. Ve in tağfir lehum yok bunların bu günahlarını affedersense fe inneke sen entel azizul hakim. Azizul hakim olun Allah sensin. Yani ister azab et, ister mağfiret et. Eğer azab edersense bunlar senin kullarındır. Sen onların efendisisin. Senin selahiyetin buna var. Yok mağfiret edersense sen aziz, aziz yani kudreti büyük bir Allah'sın ve hakim olan bir Allah'sın. Mağfiret diye de bilirsin. Bu dua, Hazreti İsa'nın bu duası, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hoşuna gitmiş, sabaha kadar onu okumuş. Yani ümmeti Muhammed'den de her kim böyle günah işlemişse, ya Rabbi sen istersen onları azap edersin, onlar senin kullarındır. İstersen ise affedersen sen aziz ve hakimsin. Peki bu rivayetten ne anlaşıldı? Bir ayetle bir reket değil, birkaç rekette kılınır. Eyni ayette. İşte Resulullah Efendimiz eyni ayette sabahlamış.
حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال حدثنا أبو الوليد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثني قدامة بن عبد الرحمن. Yani burada da Kudame'nin babasının Abdurrahman olduğunu getirdi. Yukarıki hadiste Abdullah dedi, Kudame bin Abdullah. Burada Kudame bin Abdurrahman. Onun için o birinci hadiste babası Abdurrahman mı Abdullah mı diye evinden getirdi. قَالَ حَدَّسَتْنِي جِسِرَةُ بِنْهِ دُجَازَ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَا زَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ يُحَدِّتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ. Yine aynı hadisi şerifi başka bir senetle İbn-i Huşeyş'in rivayetiyle getirdi. فَهَذَا işte bu delilün delildir. Neye? عَلَى اَنَّهُ şunun üzerine delildir ki لَا بَاسَ بَيْسْ olmadı بِقِرَاءَةِ بَعْدِ سُورَةٍ bir surenin bazısını, bir parçasını okumada beis olmadı fi raketin bir rakette. Bir sureyi tamam değil de bazısını okumada beis yoktur. Ama hepsini okursa daha evla. لَا بَاسِنْ تَرْكَ اَوْلَادِرْ لَا بَاسِ demek ne demek? Yani günah değildir, caizdir. وَقَدْ سَبَتَ sabit oldu ki اَنَّهُ شَانَوَتْ لَا بَاسَ بِقِرَاءَةِ السُّوَر۪ي فِي الرَّكَةِ. Yukarıda da okuduk ki bir rekette birçok sureleri okumakta da beis yok. Binaenaleyh bir namazda isterse bir surenin bazısını okusun, isterse surenin hepsini okusun, isterse birkaç sureyi o rekette cem etsin, hepsi caiz. Evet, yukarıda da okuduk ki birkaç sureyi cem edebilir bir rekette değil. Mâkâd-ı zekârına, yukarıda zikrettiğimiz hadislere binaen. مِمَّا جَا فِي ذَٰلِكَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. O rivayetlerde Peygamber Efendimiz'den geldi sallallahu aleyhi ve sellem. وَقَدْ جَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Yine Peygamber Efendimiz'den rivayeten geldi ki اَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ buyurdular. اَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ. Eftal-ı salâ, namazın eftali. Hangisidir? Tûr-ül kıyâm, kıyâmı uzun olandır. Yani ayakta durduğun vakitte ne kadar uzun kıraat edersense, ne kadar fazla ayakta durursansa, eftali odur. فَذَٰلِكَ يَنْفِي اَيْذَا. Bu da nefh eder. Neyi? مَا زِكَرَ اَبُ الْعَالِيَ. اَبُ الْعَالِيَنِ zikrettiğini ki bir sureden fazla okuması caiz değildir bir rekette dediğini nefh eder bu. Niye? Oldu ya, kısa surelerden okursa kıyamı uzun olmaz ki. Ama birkaç sure okursa kıyam uzun olur. لَاَنَّهُ يُوْتِبُ. Bu icap ediyor ki اَنَّ لَفْتَلَ مِنَ الصَّلَوَاتِ. Namazlardan eftal olan maşul bir namazdır ki تُطِيلَتِ الْقِرَاءَةُ ف۪يهِ. Onda kıraat itali edildi. Yani uzun okundu. وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ. Bu olmaz. İlla bil cem'i beyne suveril kesireti. Birçok sureleri cem etmekle olur. Fî rak'atin bir rekette. Bir rekette birçok sureleri cem eder de o vakitte kıraatı uzun olur. Ve hâzâ kulluhu, işte bu söylediklerimizin hepsi kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'a ve Muhammedin rahimehumullah. Bu İmam'ın kavludur. Ve kadru yani İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet edildi. Hilâfe mâ rabeynâhu anhu. İbn-i Ömer'den rivayet ettiğimizin hilafı. Fil fasıl evvel, fasıl evvelde. Fasıl evvelde Ebu'l Ali Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet etti ki her surenin bir reketi vardır. Yani her rekette bir sure okunur dediği ve ona cevap verdi. Fakat ayrıca diyor Abdullah İbn-i Ömer'den bu rivayet geldi ama onun hilafına da gene rivayet geldi Abdullah İbn-i Ömer'den. Ebu'l Ali'ye böyle rivayet ediyor. Biz de yine Abdullah İbn-i Ömer'den onun hilafına gelen rivayeti ispat edeceğiz diyor. Hangi rivayetmiş o da? Haddesene İbn-i Merzuk. İbn-i Merzuk rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Amir. Kale haddesene Davud İbn-i Kaysin. En Nafi'in. Kale kâne İbn-i Ömer. Abdullah İbn-i Ömer. Oldu. Yecme'u cem ederdi. Beyne sureteyn. İki surenin arasını. Kürreketil vahideti. Bir rekette min salatil narif. Akşam namazı. Akşam namazını kıldırırken Abdullah İbn-i Ömer iki surenin arasını cem etmiş. Halbuki yukarıda her sureye bir rekat hakkı verilecek. İki sure okuyamaz diyor. Ya Abdullah İbni Ömer'den Ebu Ali'ye böyle rivayet etti. Halbuki Abdullah İbni Ömer'in kendisinin bir akşam namazında bir rekette iki sure okuduğu ispat edildi. Bir sahabeden rivayeti bir türlü gelir. Fiali de başka türlü gelirse onun o rivayetinde amel edilmez. Demek ki o rivayette bir zafiyet, bir hikmet, bir şey var ki kendisi onunla emir etmemiş.
Abdullah bin Ömer. Kendisi kendi rivayetiyle melek olmuş. Bir bu hadis. İkincisi haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Hattab ibn Osman. Kale haddesene İsmail ibn Ayyaş. En Ubeydillah ibn Ömer ve Musa ibn Akabe. En Nafi' en ibn Ömer radıyallahu anhuma ennehu kâne yakra. İmam-ı Nafi' diyor. Kurra'dan olan İmam-ı Nafi' var ya. Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Ennehu kâne yakra'u. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma okurdu. Biz sureteyni iki sureyi ve selasi üç sureyi fi rak'atin bir rak'atta. Değil bir sure, iki sure, üç sure bir rak'atta okurdu. Oldu iki hadis. Üçüncüsü haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Hattab ibn Osman. Kale haddesene İsmail an Muhammed ibn İshak en Nafi'in Ali ibn Umar radıyallahu anhuma mislehu. Evet, İbn Ebu Davud yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ve zade. Lakin bunda ziyade etti. Ve kâne yaksimü sûrete tavîle. Uzun sureyi de Abdullah ibn Ömer taksim ederdi. Fir rekâteyn. İki rekette minel mektubeti farz namazlarda. Farz namazları kıldırdığı vakıtta da bir uzun sure olursa onu da taksim ederdi. Yarısını bir rekette okurdu. Yarısını da bir rekette. Bu da yine Abdullah ibn Ömer'den Ebu'l-Aliye'nin rivayetine muhalif oldu. Niye Ebu Aliye rivayetinde dedi ki bir rekette o sureyi tam okuyacak. O rivayete göre. Halbuki Abdullah bin Ömer'in kendi fiali uzun sureleri taksim ederdi. Kısa sureleri de cem ederdi. Alâ kulli hâl, ister öyle yapsın, ister öyle yapsın, Ebu Aliye'nin rivayetine muhalif geldi. Ve kad rûye fî zâlike eyda. Böyle Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildiği gibi yine rivayet edildi. En Ömer'e Hazreti Ömer'den ve gayri Hazreti Ömer'in gayrisinden. Ne rivayet edildi? Maşul bir şey ki yedullü delalet eder. Ala hadel mana bu manaya. Bu mana hangisi? Yani bir rekette bir baş sureyi cem etmek caiz olduğu gibi bir uzun sureyi de taksim etmek caiz olur. Bu manaya delalet eden rivayetler Hazreti Ömer ve başkasından geldi. Peki Hazreti Ömer'den gelen o rivayet hangisi? İspat et. Çünkü senedi isterler. Senedi de bu. Haddesena Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesena Yusuf ibn Adiyye. Kale haddesena Ebu Lahvasi. En Ebi İshaka. En Amr ibn Murra. En Abdurrahman ibn Ebi Leyla. Kale salla bina Umar ibn Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize namaz kıldırdı. Bir Mekke'te Mekke'yi mükerremede. Hangi namazı? El-Fatiha, sabah namazını. Fakara okudu. Firreketel-Ula, birinci rekette bir sureti Yusuf, sure Yusuf okudu. Hatta belaga, hatta vasıl oldu. Estaizu billah ve biyallat aynahu minel hüzni fehve kazim. Bu ayeti kerimeye kadar okudu. Sümme reka'a sonra rükû'i. Yani sure Yusuf tamam bitirmedi. Buraya kadar okudu. Demek ki bir surenin bazısını bir rekette okumak şahit işte. Hazreti Ömer böyle yapmış. Haddesena Ruh ibn al-Ferec. Kale haddesena Amr ibn Khalid. Kale haddesena Züheyru. An Ebi İshaka. An Amr ibn Meymun. Kale hatejtu ma Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh. Amr ibn Meymun diyor ki ben Hazreti Ömer ile hac yaptım. Fekara fil rekatil ahire minil mağrib. Akşam namazının son rekatinde okudu. Elem tera ve li ilah. İki sureyi okudu. Bir Elem tera suresini, bir de li ilah suresini okudu. Akşam namazının son rekatinde. İki sureyi bir rekette cem etti. Ahireti, ahireti o da var. Her şey ikisi de sabitmiş. Ve haddesena Ruh ibn al-Ferec. Kale haddesena Amr ibn Khalid. Kale haddesena Züheyrun an Ebi İshak. Haddesehu an Abdurrahman ibn Yezid. Kale salleytu ma Abdillah. Ben Abdullah ile Abdullah bin Mes'ud ile namaz kıldım. Abdullah kelimesi mutlak gelirse murad Abdullah bin Mes'ud. Neyi kıldın? El-İşâ el-Âhire. Sonki yatsuyu. Yatsu bir tane, iki tane mi ki? Akşam namazına da yatsu derler ya, İşâ ile yani akşam ile yatsı. İşâ derse belki akşam namazı da hatire gelir. El-Âhireti derse yatsu murattır. Yahut da El-Ateme derse yatsu murattır. Feftetehe başladı Abdullah bin Mes'ud. El-Enfâd. Sûre-i Enfâd'a başladı. Yatsı namazında. Hattentehâ.
ila ni'mel mevla ve ni'men nasîr. Buraya vasıl oldu. Sümme rekâ. Sonra rükû etti. Yani süreyi bitirmedi. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad. Kale haddesena Züheyr ibn-i Muaviye. En Asimil Ahveli an ibn-i Sirin. Muhammed ibn-i Sirin'den rivayet edildi. Kale kâne temîm-ü dâriyyü. Temîm-i dâri oldu. Temîm-i dâri kimidir? Şerkali göre. Yani Hristiyan iken Müslüman olmasından evvel sefer etti de Deccal'ı gördü, geldi, haber verdi Kengar Efendi'nin, işte o zaten Temim-i Dari. Evet, Muhammed İbn-i Sirin diyor ki, çünkü Muhammed İbn-i Sirin eshabın değil, tabiinden. Fakat eshaba erişmiş, eriştiği sahabelerden birisi de Temim-i Dari. Kâne Temim-i Dari'yü, Temim-i Dari olduydı, yuhyi, ihya eder oldu. El-leyle kullahu, gecenin hepsini ihya ederdi. Bir Kur'an-ı külli, Kur'an'ın hepsiyle. Fî rekatin bir rekette. Başlardı, bir rekette Kur'an'ın başından sonuna kadar okundu. Bir rekette. İkinci rekette, tabii ikinci rekette de yine onu okuyacak yahut da sabah olduysa başka bir kısa süre okuyacak. Fakat gecenin boyunu ihya etmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bir rekette okuyacak da bir vakit alacak bu. Sonra bizim okumalarımız gibi de öyle karma karışık da değil onların. Teenni ile mehalife hurufi yerine getirerek, medleri çekerek okumuş. Bir adam çarçabuk okursa, 3-3,5 saatte Kur'an'ı hatmeder ama ne metni kalır ne harfi kalır. Ama böyle teenni ile okuyacak olursansa 5-6 saat sürer. O da onun için Kur'an-ı Kerim'i bir rekette başından sonuna kadar bir rekette hatmederdi. Bir rekette birkaç sureyi cem etmek caiz olmasa, bu da yapmazdı. Ebul Aliye rivayetinde ne diyor? Her surenin bir hakkı var. Kur'an-ı Kerim kaç sure? 114 sure. 114 rekat kılacaktı. Hepsini topladı, bir rekette topladı. Caiz olmasa yapmazdı. Evet. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Şu'betu, an Amr ibn-i Murret'e, kâle semi'tu Ebu'l-Duha, yuhaddisu an Mesruk'in. قال مسروق dedi ki قال لي رجل من اهل مكه اهل مكه'den birisi bana dedi ki هذا مقام اخيك تميم الداري işte senin kardeşin Temimi Dari'nin makamı budur. Evet, onun imam Mesruk'un hakikaten kardeşi mi ki Mesruk'un? Yok, kardeşi değil, yani dinde kardeşi. لقد رايته ben Temimi Dari'yi gördüm. قام ليلةً bir gece kıyam etti. Yani namaz kıldı hatta sabahladı. Sabaha kadar namaz kıldı. Evkâden yusbaha. Yahut da sabah yaklaştı. O namazdayken fecir attı yahut da yaklaşmıştı artık namazı bitirdiğinde. Yakra'u ayetin bir ayet okurdu. Yerke'u biha ve yescudu. O hareket ile rükû ve secde yapardı ve yetki ağlardı. Bir ayet ile var. Bir ayeti bütün namazlarında tek ayet okumuş. Öteki rivayette Kur'an'ın hepsini bir rekette okumuş. Bunda da bir ayeti bütün namazlarında okumuş. Hangi ayet? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَحُ السَّيِّيَاتِ الْاَيَةِ Bu ayet-i kerimeyi okur, rükû eder, secde eder, ağlardı. Tekrar kalkar, tekrar bu ayeti okur, rükû eder, secde eder, ağlardı. حَدَّثَنَا ابْنَ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قَرَى الْقُرْآنَ ف۪ي رَكْعَةٍ Abdullah ibn-i Zübeyr de eshaptan, o da Kur'an'ı bir rekette hatmetti. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in, kâle haddesena Ebu Nuaym'in, kâle haddesena Süfyan'u, an Hammad'in, an Sa'id ibn-i Cübeyr, ennehu qara'a l-Kur'ane fî rak'atin fil beyt. Sa'id ibn-i Cübeyr de Kur'an'ı kendi evinde bir rekette. Haccac'ın en son şehit etti ki, Sa'id ibn-i Cübeyr. Kibari tabiinde ve bir rivayete göre eftali tabiin. Eftali tabiin kimdir? Üç kişi arasında ihtilaf vardır. Said ibn-i Cübeyr, Said ibn-i Müseyyem, Veysel Karani, Hasan-ı Basri. Bu dört kişi arasında ihtilaf var. Hangisi daha eftal? Allahu alem. Haddesena Ruh ibn-i Ferec, kâle haddesena Yusuf'u, kâle haddesena Ebu Lahves, anil Mughire, an İbrahim'e, kâle emmena fî salatil marik. İbrahim el-Nakhai diyor ki: "Emmena fi salati'l-mağrib."
bize akşam namazında imam oldu. Kim? İbrahim. İbrahim'den rivayet ediyor. Rivayet eden kim? Mughire. Evet. Tavasale bi suretil fil. Sure-i fil'e vasıl oldu. Yani elem tere. Li ila fi Kureyşin. Li ila fi Kureyşin'e de vasıl oldu. Fi rekati. Tavasale vasletti bi suretil fil. Sure-i fil'e vasletti neyi? Li ila fi Kureyşin. Li ila fi Kureyşin suresini Sure-i fil'e vasletti. Yani namazda elem tere'yi okuduk. Peşine li ila fi'yi okudu. Fi rekatin bir rekette. Evet. وَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا İşte bu zikrettiğimiz bu hükümler مَا تَوَاتُرَ الرِّوَايَةِ ف۪يهِ Bu meselede rivayetin tevatürüyle beraber kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz'den bu söylediğimiz yani bir rekette bir surenin bazısını okumak caiz olduğu gibi birkaç sureyi de cennetle caizdir. Bu hükümler hakkında rivayetin tevatürü var Resulullah Efendimiz'de. Bir hadis, iki hadis, beş hadis değil. Rivayetlerle beraber diyor ve kesreti men zehebe ileyhi min eshabihi. Resulullah Efendimiz'in eshabından da birçokları bu yolda gittiğinden bununla beraber yani birçokları böyle yapmışlar. Ve min tabi'ihim hem de onlara tabi'in yani eshabı görmemiş de Peygamber Efendimiz'i görmemiş de eshabı görmüş tabi'in. Gerek sahabelerden, gerek tabi'inden birçokların böyle amel etmeleriyle beraber huven nazaru nezer kıyasla bulur. Emelimizde hadis var ki hadislerin rivayeti tevatür derecesine geldi. Hem eshab-ı kiramın fiali var, hem tabi'inin fiali var, hem de kıyasa vurduk, baktık ki kıyas da bu. Kıyas da bunu teyit ediyor. لَنَّا قَدْرَيْنَا قِيَسْنَا artık kıyasını zikrediyor. Biz gördük. فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاتِحَةَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ bunu gördük ki تُقْرَوْهِيَ okunur. وَسُورَةٌ غَيْرُهَا ondan başka bir sure de okunur. Bir rekette, bir rekette. Bir rekette Fatiha'yı okuduktan sonra başka bir sure de okunur mu okunmaz mı? Okunur. Öyleyse وَلَا يَكُونُ بِذَٰلِكَ بَاسٌ bunda bir iş yok. Ebu Aliye'nin rivayetine göre eğer her sureye bir reket olacak olursa Fatiha için bir reket olacak, o sure için de başka bir reket olacak. İki reket olacak. Halbuki öyle değil. Resulullah Efendimiz'den beri Fatiha'dan sonra illa bir sure okunur. Bunda değiş yok. وَلَا يَجِبُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Yalnız Fatiha'yı kitapla vacip olmaz. Bir reket vacip olmaz. اَنَّهَا سُورَةٌ O sure olduğundan dolayı ne vacip olmaz? Reketin bir reket vacip olmaz. İlla onun üzerine sure koşuluyor. İki sure oluyor. Bir rekette iki sure olunca mesele yok. فَالنَّذَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyas edersek اَنْ يَكُونَ وَلَا كَذَٰلِكَ böylece وَلَا مَا سِوَهَا مِنَ السُّورَ surelerden diğerleri de böyle ola. Fatiha'ya, Zemm-i Sure ikisi bir rekette birleştiği gibi bir sureye daha başka bir surede birleşebilir. لَا يَتِبُ اَيْذَا yine vacip olmaz لِكُلِّ سُورَةٍ مِنْهُ Kur'an'dan her bir sure için reketin bir reket vacip olmaz. وَهَذَا مَذْهَدُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَدٍ اللّٰهِ İşte bunlar İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in kavulleridir. Allah'u Teala.